Efendim karalama defterine hoş geldiniz. Bugün de bu programdan itibaren masama aldığım kitaplardan söz edeceğim size. Onlar üzerine konuşacağım. Onlardan notlar çıkaracağım. İlk kitabımız Türk Atasözleri Sözlüğü. Bu atasözleri mutlaka hepimizin kafasında bir atasözü vardır. Daha doğrusu gündelik yaşamımızda da bir olayla karşılaştığımızda bir atasözüyle onu özetlemeye kalkışırız. Bu kitapta şimdiye kadar yapılmış bütün çalışmalar özetleniyor ve örnekler veriliyor. Nasıl da peki? Bakın ilk atasözü depremle ilgili. Burada da bir söz var. Zelzeliği gören yangına razı olur diyor. Hepimiz gerçekten bir depremi yaşadık ve onun hüznünü Yaşıyoruz Aslında atasözleri birçok kaynaktan Derleniyor Sadece Belli kullanılandan değil Göktürk Yazıtlarından başlıyor Divan-ı Lügat e geliyor Kutatku Bili'ye geliyor Dede Korkut'a geliyor Bunların içinden de Atasözleri seçiliyor Şimdi Birçok atasözü var bunu okuduğunuzda şu gerçeğe varırsınız. Aa ben bunu biliyorum. Aa ben bunu çok kullanıyorum diye. Yazılarda da, konuşmalarınızda da böyle bir kitaptan yararlanabilirsiniz. Kimler hazırlamış bunu? Belgin Tezcan Aksu, Şükrü Haluk Akalın, Recep Topal. Türk Dili Kurumu yayınları arasında çıktı. Burada bazı atasözlerini başka kitaplarda da var. Ama burada kaynakları nereden başlamış? İlk şey Göktürk yazıtlarından başlamış. Göktürk yazıtlarında ilk atasözlerini görüyoruz. Sonra da dediğimiz kaynaklardan geliyor. Bu kaynaklarla birlikte bazı atasözleri vardır ya kulağımıza küpe olur derler. Mesela çok söylenen bir şey var. Ay var, yılı besler, yıl var, ayı beslemez diyor. Alfabetik biçimde hazırlanmış bu atasözlüğü sözü. Onun için de başta bir inceleme var. O incelemeyi okuduktan sonra A'dan başlıyorsunuz. A harfinden ve birdenbire Z'ye kadar gelip çok şeyi öğreniyorsunuz. Bak mesela cömert derler, maldan ederler, yiğit derler, candan ederler. Bir tane var diyor ki, mutlaka her şeyi bilinçle düşünün. Şiddet geldiğinde akıl gider diye bir söz var. Onun için de canınız sıkıldığında, bir şeye baktığınızda, bu kitaplar elbette bir roman gibi, bir şiir kitabı gibi, bir hikaye kitabı gibi, okunmayacak. Bir şey yazarken müracaat edeceksiniz. Daha sonra ya bakayım burada neler var diyeceksiniz. Çünkü çok da güzel şeyler var. Yani günü anlamak için. Dünya tükenir, yalan tükenmez diyor. Bunlardan içinde insanın nazı sevdiğine geçer. İnsanın soyu bir, huyu bindir. Burada hayatın içinden öğreneceğiniz ve şimdiye kadar insanları ne demiş, neleri beğenmişler, neleri neyle ifade etmişler, bunu öğrenmek için gerçekten de Türk atasözleri sözü çok yararlı bir sözlük. Yani mükemmele erişmek için, en iyisine erişmek için buradaki akademisyenler epey çaba göstermişler. Atasözleri ne başka kitapları da vardır. Çocuklara da verirler. İlkokuldan itibaren hepimizin kitaplarında vardır. Ama bu mükemmelliği sağlıyor. Müzisyenlerin hayatını okumak lazım. İlgilenmek lazım. Çaldıklarının, icralarının dışında nasıl yetişmişler? Nasıl bir hayat sürüyorlar? Ne yapmışlar? en çok ilgilendiğimiz sanatçılardan biri piyanist İdil Biret. Ünal Özüş bir kitap hazırlamış. İdil Biret, kayıtlar ve yorumlar. Piyano müziğinin 300 yıllık tarihine İdil Biret ile bir gezi. Ünal Özüş de, enteresan. Onun da eşi Tom Özüş. iyi bir piyanisti. Bir başını kapıya çarptı, bir kaza geçirdi. Ondan sonra da piyano sanatçını sürdüremedi ve vefat etti. İdil Biret tabii birçok ödül almış bir sanatçı dünyada. Bazılarının da var. Mesela Chopin konusunda bütün dünyada tanınıyor ve ödüller alıyor bir sanatçının tamamını okumak gerekiyor. Tamamını da dinlemek gerekiyor. İdil'in bütün konserlerini Eşi Şefik Güzel videolara aldı. Bir video takımı yayınladılar. Orada İdil'in bütün kayıtları var. Yani İdil kimdir diye düşündüğünüzde sorduğunuzda o videolardan cevabını alırsınız. Tabi İdilbret nasıl başladı? Harika Çocuklar Yasası vardı bizde. Onunla İdilbret başladı ve Fransa'ya gitti. Ki bu Harika Çocuklar içinde Sunakan da vardır. Başka da, da vardır. Kendi anılarını anlatma sohbetlerde söylediği güzel bir şey vardır çok sıkı bir disiplinden geçiyorlar tabii. Bu disiplin için diyor ki bir aralık piyano dersinden çıktım ve Paris'te istasyona gelip bineyim bir trene nereye gidersem gideyim diye düşündüm. Tabii İdil başka sanatçıları ziyaretleri de var. Mesela hocası Wilhelm Kempf var. Onu İtalya'da ziyaret ediyor. İdil Biret hakkında başka kitap da vardı. O kitabı da bir ödül zamanında Bodrum'da verdiği konserde imzaladı İdil. İdil Biret sadece tabii müzik değil. müzik dışında, müziğin felsefesi üzerine de düşünceleri vardır bakımdan. Şimdi bir sanatçının eserleri, eserlerin ardındaki bilgi yazılışı burada var. İdil Bret'in Chopin'den Mozart'a Beethoven'a kadar geniş bir icra yelpazesi var. Onlar burada var. İdil hakkında neler yazılmış? Plakları için hangi eleştirilerde bulunmuş? Onun da kaynakları var. Yani yabancı dergilerde, müzik dergilerinde de İdil İbret'in övgüsünü okuyabilirsiniz. Tabii ayrıca uluslararası bir yarışmada da önemli bir yarışmada İdil bir jüri de yer almıştı. Evet müziğe meraklıysanız, müziği dinlerseniz, Dilbiret'i bu kitabında okuyun. Efendim masamda duran bir başka kitabı da size tanıtacağım. Beşir Ayvazoğlu üzerine bir kitap. Penceremizden Beşir Ayvazoğlu. Beşir Ayvazoğlu Türk Edebiyatı'na çok önemli kitaplar armağan etmiştir. Birçok yazar üzerine incelemeler yapmıştır. Ve yakın dostumdur. Hatta bir zamanlarda beraber televizyon programı yapmıştık. Geçen bütün dostları toplandılar, bu kitabı kutladılar. Beşir Ayvazoğlu'na 70 yaş armağanı kitap bu. Burada Ayvazoğlu için birçok yazarımız düşüncelerini yansıttı. Şimdi tabii yazarlar üzerine bu tür kitaplar çok yararlı çok da işlevsel. Çünkü Tevfikret'ten Mehmet Akip'e kadar birçok kitabını, birçok incelemesini okuyoruz. Ama onun bir yaratma çizelgesi, çalışma çizelgesini öğrenmemiz için de birçok yazarın onu yazması gerekiyor. Beşir Ayvazoğlu'na hatta bu kitap hazırlanması söylenmedi bir davete çağrıldı. O davette dostlarının kahvaltı masasında gördüğünde o da o kitabı o zaman gördü. Kitabı hazırlayan dostlarımız da iyi insanlardır. Biri de Şaban Özdemir, tanınmış bir yazar ve edebiyat üyesidir. Biri de Emre Ayvaz'dır. Bu kitapta ayrıca ailenin aile fertlerinde düşünceleri var. Onu da okuyabilirsiniz. Fotoğrafları da var tabii. Her kitabın bir sunuşu vardır. Beşir Ayvazoğlu'nun sunuşunda da önemli bir cümle var. Onu aktarmak istiyorum. Beşir Bey hakkında kitap yapma fikrimizi söylediğimiz herkes böyle bir kitapta olmanın kendileri için bir şeref ve zevk olduğunu beyan ederek yazı yazmayı mutlulukla kabul etti. Kitaptaki yazılar Beşir Bey'in aile efradına öncelik verilerek soyadına göre alfabetik olarak dizildi. Oğlu Emre Ayvaz'ın aile albümlerinden seçtiği ve bazı yazı sahiplerinin ilettiği fotoğraflar da kitaba dahil edildi. Beşir Bey hakkında yazı yazanlara da bu vesileyle teşekkürlerimizi sunarız diyor. Kimler var birkaç tane isim söyleyeyim size isterseniz. Birisi İnci Engin'in Yıllar Nedir Ki Dedirten Yaşar Beşir Ayvazoğlu. Benim de bir yazım var Beşir Ayvazoğlu üzerine diye. İskender Pala'nın bir yazısı var. Gelenekten süzülen adam diye. Şaban yazmış. Beşir Ayvazoğlu neyimdir? Haluk Oral, Beşir ağabey demiş. Ramazan Minder, ünlü kütüphaneci. Kütüphane müdavimi ve bir İstanbul yazarı olarak Beşir Ayvazoğlu. Büyüler Kitabı Mustafa Kutlu size birkaç tane yazılardan seçmeyi sundu. Efem kalama defterini bugün burada noktalıyoruz. Gelecek hafta masamdaki başka kitaplarla buluşmak üzere size sağlıklı, iyi güzel günler diliyorum.